Evet. 2023'ün kış bakımına başladık. Hakikaten hava da güzel, serin bir havada. Yani bu bizim dayıoğlu tarımla uğraşıyor kendisi. Bence tarım müdürü. Yani tarımın çok üzerinde çalışan, deneyim yapan, dal kurumasını, kök kurumalarını efendim dökümde sağ olsun çok başarılı buluyorum ben kendi şahsıma. Komşularım da görüyor, Rabbim de görüyor. Ben yerden güvere kadar razıyım. İnşallah toplama zamanı da beraber oluruz. Randımalıyla, dökümüyle yine böyle bir video çekeriz. Bugün biraz geç kaldım ben tabii şahsıma. Biraz bana erken atladı ama havanın soğuk gitmemesi, fındıklara da böyle donmon zarar vermemesi için yapmış olduğu deneyde dalları mesela ışkınları yıkandığı için don etkisi %80, %90 bana göre etkileniyor. Yani şey yapıyor, don olayı olmuyor yani. Allah razı olsun, aklına, bedenine sağlık versin. Bize inşallah ömrü oldukça tarımda bizim yüzümüzü güldürecek. Öyle görüyorum ben şahsım adına. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, eksik olmasın. Selam söylüyorum. Tarım kardeşlerim, artık attığımız gübreler ne olduğunu bilmiyoruz. Bazen atıyoruz, sallada erimediğini görüyoruz. Bize taş mı veriyorlar, kaya mı veriyorlar? Bizi nasıl bir kimyasalla uğraşıyoruz bilemiyoruz. Ama ben geçen sene millet tanker dolusu böcük ilacı attım. Delinmemesi için. Ben bir tane atmadım. Şükür Allah'a fındığımda çok aşırı böyle delik görmedim. Yerim de arazim de çok ormana yakın. Hani böceğin hassas olacağı, çalışacağı, yani çok zarar vereceği bir yerde olduğum halde şükür Allah'a delik görmedim. Millet binlerce para harcadı. Depo işi döktüler. Yani böcükle mücadele ettiler ama kurtaramadılar. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz sevgili dostumuz Adem Candan kardeşimizin vermiş olduğu ilaçla yani o masrafa da girmedik. Fındığımız da delinmedi. Fındığımız delinmedi. Allah'ım mahcup etmesin. Güzel kardeşlerim, dua edelim birbirimize. Çiftçiler destek.